Herkese günaydın. Bugün 12 Aralık Salı. Haftanın ikinci işlem gününden herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. ABD'de bugün Kasım ayına ilişkin enflasyon verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisinin beklenti üstü gelmesi sonrasında daha da yoğunlaşılan enflasyon verisinde son zamanlarda gelen makroekonomik datalar enflasyonun soğuduğu algısını oluşturuyor. Ayrıca jeopolitik riskler devam ederken petrol fiyatlarının da düşmesi enflasyonla mücadele aşamasında olumlu karşılanıyor. ABD'de aylık enflasyon %0, yıllık enflasyon ise %3,1 olarak bekleniyor. Ekim ayında yıllık bazda enflasyon %3,2 idi. Enflasyon endişelerinin hafiflemesi de uzun vadeli tahvil talebini arttırabilir. Bistüz Endeksi haftaya risk iştahı düşük başladı. 60 günlük hareketli ortalamanın altına sarkan endeks geçtiğimiz işlem gününü 185 puan azalış %2,34 düşüşle 7728 seviyesinden tamamladı. BIST endeksinde 92 pay günü negatif tamamladı. Payların endekse etkisinde ise endekse en çok baskılayan paylar puansal bazda Koç Holding, Pegasus, BİM, Tüpraş ve Türk Hava Yolları oldu. Bugün ABD'den gelecek tüfe verisi piyasalarda yakından izlenecekken, yurt içi tarafta Moody's'den gelebilecek rapor beklentisi bu hafta piyasalarda e, fiyatlamalarda etkili olacak. ABD'de tüfe beklenti altında kalırsa enflasyonda soğuma eğilimi algısı ile risk iştahı yükselebilir. Biz endeksinin güne hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endeks'te kısa vadede 7860, 8000, 8060 seviyeleri direnç, 7660, 7590, 7460 seviyeleri destek olarak izlenecek.